Fenerbahçe kariyerimizde o sene bu sene diye diye ilerliyoruz ve gerçekten harikalar yaratıyoruz. Gol rekoru kırmak üzereyiz. Puan rekoru falan birçok şeyi kırmak üzereyiz. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. İnşallah devamını da getireceğiz. O sene bu sene diye diye herhalde oynadığımız bütün kupaları toplayacağız. Öyle görünüyor. İyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Devam ettirmeye çalışacağız. Ve Fenerbahçeli kardeşlerimizi oyunda da olsa mutlu etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Demeyeceğim çünkü daha video izlemediniz. İyi seyirler. Arkadaşlar gerçekten çok yorgunum. Yani bu kızımlar da kesmeyeceğim. Hani millet böyle kesip biçiyor. Gerçekten kesmeyeceğim. Bu kadar yoruluyorum ve bu kadar saçmalayacak hale geliyorum. Herhalde saat 3 falan oldu. 3 saat sonra da işe gideceğim. O yüzden maruz görün durumu. Hadi abone olun. Like atın. İyi seyirler. 'Galatasaray maçında kalmışız en son ve ligdeki heyecanımız sürecek. 19 maç sonunda lideriz. 2 puan fark atmışız. Diğer takımlara da biraz fark açmışız ama bu derbiyi de kazanıp iyice puan farkını açmak istiyorum. Medyada ne diyorlar? Rakip her zaman saygımız var ama zaman zaman elinden geleni yapacağız. Tabii elinizden geleni yapın. Biz de yapacağız kardeş. Niye yapmayalım? Yani kendi sahamızda oynuyoruz. Baba. Cancelo, Eza, El Azuli. İlk 11'imiz hazır ya. Yorgunu falan yok. İdeal kadromuzda bence bu maça başlamaktan yana bir problemimiz yok. Zaniola, Zaha, Icardi mi? Eza, Luli, Endrick, Vinicius mu? Şimdi göreceğiz. Vinicius sahada çok ağır basacak gibi duruyor ama hadi bakalım inşallah inancımı güvencimi boşa çıkarmaz. Vinicius Junior. Harvey Elliott 8. dakikada 2-0'a getirdi. Maça çok iyi başladık. Galatasaray'ımı biraz üzeceğiz bu maçta. Vinicius Junior, Harvey Elliott. Ligde de gol rekoru falan kırmak istiyorum. O yüzden ne kadar atarsak o kadar iyi. Ona göre de hamleler yapalım. Darami gelsin. Cancelo'nun yerine Tavares gelsin. Gerisi böyle devam etsin. İyi gidiyoruz. Tarihi bir farka gideceğiz mi derken Mauro Icardi farkı bile düşürdü ama. İki tane daha atsak yeter. Artı 5 averaj ekleyelim. Hadi. Vini gir oğlum devreye ya. 4-2'lik galibiyet olsun. Kazandık ama gol rekoru falan kırmak istiyorum. Böyle averajlı çift tanelere çıkarmak istiyorum bu sezon. Yunus Akgün de geri gelmiş gol atmış. Bizde Sucic gol asist. Elliot gol asist. Elliot. Endrick asist. Vini gol. Bu şekilde yolumuza devam ki. İkinci yarıda gol bulamadık. O kötü oldu. İkinci yarıda iki tane yedik. Yani takımı çok oynamayayım dedim. Yine az attık. Anasını zaten iki tane de gol yedik. Başakşehir ile kupa maçındayız. Ufaktan bir de rotasyon yapmış durumdayım. De haydi bakalım. Vinicius Junior 9'da attı. Valentin Barco. Atılan sayıları iyi bize. Sucic 2-0'a getirdi. Sucic de çıkartırız artık dinlendiririz. Vini 3'ledi. Bu maçta Vini de çıksın ya. Derem iyi gelsin. Vini yapacağını yaptı. Carvalho gelsin. Miloš Kerkez gelsin. Higgins'ı da dinlendirelim de kule ters tarafa gelsin. Cancelo Tavares'le değiştirelim. İdeal beklere döndük ikinci yarıda. Bakalım fark açabilecek miyiz ama tabii Vini yok. Makinayı kenara çektik. 3-0'lık net bir galibiyete doğru gidiyoruz ve sonucu da böyle tayin ediyoruz. Vinicius Junior, Sucic işbirliği. Goller geldi bakalım asistler kimlerden kimlerden. Kaleci Bazunu yap. Vallahi içime doğdu herhalde. Kaleci Bazunu asist yapmış. Kaleci Bazunu yapmış mı diyecektim. Yapmış. Sucic bir asist. Aser Vranix bir asist. Vini 2 golle devleşmiş.
Güzel yani, kupada ilerleyeceğiz, ligde ilerleyeceğiz, her yerde ilerleyeceğiz baba, her yer bizimdir, bizim kalacak. Bütün kulvarlarda ilerliyoruz maşallah, nazar değdirmeyelim. Geçen sene böyle gittik gittik bir anda dökülmeye başladık bütün kulvarlarda. Başakşehir ayın 4'üne kadar, yok ayın 4'ündeki kupa maçı sanırım. Ay ay ay. Yanlış duymadım. Adana Demir maçı öncesi bir idman yapalım, bir takımı görelim. Hoca olarak takımın antrenman performansına karar verelim. Ondan sonra yolumuza devam ke. Teknik antrenmanı arttırdığımızdan beri gelişimler hızlandı. Endrick gelişim gösterdi. Tuğbay Aydınlık o önemli değil. Verstuis yine gelişim göstermeye doğru gidiyor. Barkov fena değil. Dukure ilerliyor. Muhammed Daram ilerliyor. Ondan sonra Fabio Carvalho güzel. Vini atlamıştı zaten, devam. Thomas Tavares de muhtemelen 78 olur bir sonraki antrenmanda. İyi güzel gelişimler de olsun tabii canım. Oyuncularımız üzerine koyarak ilerlesinler. Şimdi Miloš Kerkez yorgun. Cancelo gelsin. Doucouré gelsin. Loftus-Cheek gelsin. Abde de gelsin bu maçta. La 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 la. Skor tahmini yazar mısınız? Bence 3-1 yeneceğiz. 3-1 dedim, bakalım nasıl bir maç geçecek. Vinicius Junior 21-22 2-0. Endrick 3-0. 4-0-37'de 4-1'e geldi. Benim skor yattı şimdiden. Endrick 5-1'e getirdi. İkinci golünü de attı Endrick. Abde tersiye gelsin. Verstuiz oyuna girecek. Öyle de devam edelim bakalım. Endrick hat-trick yapıyor ikinci yarının başında. 6-1'e getiriyor durumu. Rakibin birini bildik ama benim dediğimin iki katı attık. Bakalım daha da atar mıyız? Dakikalar 1-1 tükeniyor. Elliot, Endrick ve Vinicius'un golleri totalde 6-1'lik galibiyetle Adana deplasmanından dönüyoruz. Adana deplasmanında çok güzel bir galibiyet aldık yine, helal olsun takımımıza. Higgins stoper asist yapmış. Abde'den bir asist. Endrick'ten 3 gol bir asist. Vini gollerini atmış. Elliot golünü atmış. Güzel. Çok iyi bir maç çıkardık. Hadi bakalım. Geçen menajerimiz artık max seviyede de. Beşiktaş berabere kalmış. Beşiktaş'la puan farkını açıyoruz biraz daha. Galatasaray falan zaten koptu. O yüzden Galatasaray'a çok bakmama gerek yok. Yalnız Beşiktaş ile de puan farkını arttırmış olduk. Böylelikle 4 puana çıktı sanırım. Onlar berabere kaldı. Biz 3 puan aldık. Galatasaray'da 3-0 kazanmış. Evet, 66-62 4 puana çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete yeni puan farkı. Bu takım şu 10 leveli niye yapmadık biz daha ya? Paramız yoktu değil mi? Seviye 10'a da çıkartırsak tesisleri çok daha güzel olur. Daha hızlı gelişimler görebiliriz. Yalnız iki tane canavar gibi oyuncumuz var gol yollarında. Elit bu sene geçen sezona göre biraz düşüştü ama yine onlara ayak uyduruyor. Beşiktaş Alanya ile oynayacak. Alanya da Beşiktaş'ın sıralamada bir altında. Yani Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali var. Çünkü onlar da asılacak. Ya aşağı düşecekler ya da Beşiktaş'ı yenip ikincilik şansını arttıracaklar. Bu yüzden çok önemli. Hadi bak kolum. Vini'den iki gol bekliyorum. Kaleyi bulan tek şutumuz var. İlk 15 dakikada. Şu an ilk gol geldi Enrique'den. 9 şutun 3'ü kaleyi bulmuş. Bir tane golümüz var. Rakibin tek şutu kaleyi bulanı yok ve devreye de bu şekilde giriyoruz. Miloš Kerkez'in yerine Valentin Barco'yu alalım.
Vini 48'de 2-0'a getirdi. Bir gol daha atması lazım beni mahcup etmemesi için. Yalnız şut çekemiyoruz yani. 19'a takılık kaldık. Yok. 2-0 bitecek olsun. En azından galip geliyoruz. Ankara gücüne karşı Vini ve Endrick'in golleriyle maçtan galibiyetle ayrılıyoruz. Altın ayakkabı için ikisini kapıştıracağız inşallah. Abde de 2 golünde asistini yapmış durumda. Asist kralı çıkartamıyorum. En çok buna sinir oluyorum ya. Bu kadar gol üretip bu kadar gol bulup asist kralı çıkamıyorum ya. Bu arada Beşiktaş da 3 tane sallamış. Asist kralı çıkarmamak beni sinirlerimle oynuyor. Sinir uçlarıma dokunuyor. Bakın ligde 97 averaja çıkmışım. 105 gol atıp 8 gol yemişim. Yani en yakın rakibim Beşiktaş'tan 34 gol daha fazla atmışım 26 maç sonucunda. Ama işte asist kralına geldiği zaman bakın Beşiktaş'ın kanat oyuncusu zirvede. Sova 13 asist, 19 maç bir de benden az oynamış. Bakasetas 12, Herve Elliot 11 asiste. Elliot'ın biraz dik maçtan da asist yapması lazım. Abde falan ona çıkan yok mu bizden başka? Vinicius Junior 9, Loftus-Cheek 8. Yok yani başka da yok. Sucic 7. Neyse. Elliot biraz asist yapmaya başlarsa güzel olur. Bu işin içine girer. İstanbulspor maçımız var ligde. İstanbul maçına doğru geçelim. İstanbulspor maçına çıkacağız. İstanbulspor maçına çıkacağız. 4-4-2 oynuyorlar. Enteresan. Lay 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 lay. Ben şarkı söyledikçe benim takım gol atıyor. Aferin lan size çocuklar. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hepsini değiştir baba. Zaten bu maç koptu. Endrick Elliot 3-0'lık üstünlüğümüzü ilk yarıda sağladık. Bakalım ikinci yarı nasıl bir tabela değişimi olacak yoksa tabela bu şekilde mi sonuçlanacak derken Loaz farkı 1'e düşürüp maçı bitirdi. İşte bu kötü bir şey canım. İşte bu kötü bir şey. Loftus-Cheek 2 asistle ilk yarıda iyi bir performans göstermiş o da. Avrupa maçım var, lig maçım var. Beşiktaş'ta da deplasmanda 4-1 atmış. PAOK, Udinese, Chelsea. Chelsea bizi istiyor lan. Gerek yok baba. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ya. Allah'ım yarabbim Chelsea bizi istiyor. Chelsea bizi istiyor. Biz Chelsea istemiyoruz. Monaco maçı da var yakında. Aster Vranix, Carvalho, Tavares, Barco, Sterji. Vini JR oynasın. Vinisiz olmaz. Vini her maç oynayacaksın. Yükleneceğim sana baba. 50 gol atmış bu arada totalde. Takım en golcüsü mü? En golcüsü 39 atmış. Endrick 24 atmış. Abde 18 atmış. Abde de iyi atmış. Vallahi bu kadar beklemiyordum. 4 atmış. 5-60 Sucic 5-60 8 asist yapmış 4-60 10 asist. Vestuis 9 gol atmış. Bu da biraz süre bulsa bu da daha çok katkı verecek de. Başakşehir deplasmanına gidiyoruz. Başakşehir deplasmanında rahat gittiğim için böyle rotasyon yaptım ama sana bir kaza kurşunu yemeyiz. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. Endrick
Endrick 2-0'a getirdi. 6 dakikada turu bitirdi. Harbi Elliot 3-1. Bitti yani, tur bitti. Bu saatten sonra bunun dönüşü yok kardeş. Sen otur derdini ala. Dukure'nin yerine Higgins gelsin. Carvalho bu maçı bitirebilir aslında. Arsuiz karşıya gelsin. Mohamed Deremi buraya. Abde'de forvet arkasında. Vini forvet arkası oynuyor mu? Oynuyor. Böyle yapalım. Kopardık bu maçı ya. Carvalho. Carvalho'nun golü 4-1. Darami 5-1. Forvet'e koyduk onda ve golünü de attı. Totalde 8-1'lik galibiyet. Başakşehir'e geliyoruz. Türkiye Kupası'na devam. Lig'de lideriz. Avrupa'da devam. Bu benim yaptığım Fenerbahçe çok iyi oldu. Bazunu asistini yapmış. Vranix 2 asist. Skor katkıları iyi bir şekilde gelmeye devam ediyor. Haydi bakalım. Galatasaray'da Beşiktaş'a toplamda 8-1 atmış. Ondan sonra Sivasspor Bodrum mu elemiş. Adana'da Gaziantep'i elemiş. Galatasaray mı Sivas mı Adana mı gelecek bize? Sonraki eşleşme Adana Sivas Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı bizi bekliyor. Galatasaray'ı en son lig maçında güzel şaşalı bir galibiyetle uğurlamıştık. Şimdi bakalım Galatasaray'a nasıl bir tarifi uygulayacağız. Abi Versus çok güzel gelişiyor. 27'den 60'a çıktım. İyi Versus hızlandıysa yavaş yavaş ilk 11'e de monte edebiliriz. Ya da bu sezonda Abde'nin yedeği olsun. Öbür sezon ilk 11'e monteleriz onu da. Abde gel baba. Sucic gelsin. Miloš Kerkez gelsin. Cancelo gelsin. Ligas gelsin. Loftus Cheek gelsin. Ve maç başlasın. Yurcher, Forvet, Arı, McDonald, Rodriguez. Kasımpaşa'nın kadro kalitesi çok düşmüş ya. Yani normal şartlarda bu tür takımları yakaladığında fark atıyor ama bakalım nasıl bir sonuç gerçekleşeceğiz. Bir de takımı küçümsediğimiz için fark yiyormuşuz. Ne gülerim valla. Hadi. Elliot 22-23 2-0'a getirdi. 2 dakikada 2 gol. Harbi Elliot'tan geldi. Abde'nin golü. Abde de ikiledi. Ve 4-0'a getirdik. Hatta Vini sen kendi kanadında oyna. Versluis buraya gelsin. Böyle başlayalım. Elliot ve Abde'nin ikişer golüyle 4-0'lık üstünlüğümüz var. 21 şut çekip 12 kaleyi bulmuş. Vinicius Junior 63'te golü attı. 5'ledi. 30 şut 12'si kaleyi bulmuş. Az attık vallahi bu kadar şutun kaleyi bulmasına rağmen. 6-0. Harvey Elliot hat-trick yapıyor. Kasımpaşa'ya 6 tane atıyoruz. Daha fazlası da olabilirdi bu arada. Averajımız da artık ligde çift hanelere çıkmış bulunuyor. İyi bir güzel bir maç geçirdik. Endrick de asist yapmış maçta. Versus sonradan girdi ama çok da etkili olamadı. Beşiktaş falan kaybettiyse Galatasaray yenilmiş. Puan farkı iyice artacak. Beşiktaş da kendi sahasına yenilmiş. Biz herhalde artık ya sen şampiyonluğu ilan ettik ya. Kaç hafta kaldı? Bir matematiksel olarak şampiyon olduk mu ona bakacağım, merak ettim. 28 haftadayız. 19, 19, 38. 10 maç var. Puan farkı kaç? 75, 68. Yani 7 puan fark var daha. Fark daha 7 puan. 10 maçta 30 puan oynuyor. Daha var. Daha biz şampiyon olamadık. Beşiktaş 2 hafta daha kaybetse, biz 2 hafta kazansak öyle ancak şampiyonluğu ilan edebiliriz. Yoksa erken daha erken olarak görünüyor. Samsun'dan sonra da
AS Monaco. İyi önce Samsun oynayalım. Ondan sonra da Monaco'nun ilk maçına gidelim. Antrenmanı da Monaco maçına bıraktım. Takımı Monaco maçında da antrenman yaptıracağım. Carvalho'da 80 ratinge çıktı bu arada. Hadi gençler. Monaco maçı öncesi moralimizi fulleyelim. Bataryaları dolduralım. Öyle gidelim maça. 4 şutun yani ilk 5 dakikada çektiğimiz 4 şutun 3'ü kaleyi buldu ama enteresan bir şekilde gol yok. Zor geçiyor maç şu an dakikaya kadar. Abde'de kart gördü. Bu maçı çözecek adam bence Verstuis. Hatta şöyle yapalım dur. Verstuis buraya. Muhammed Deremi buraya. Şimdi çözülsün bakalım Samsun. Enrik 53 1-0 59 2-0 2-0'ı mı bitirecek yoksa gelir mi başka gol? Muhammed Deremi. Ben demiştim yani maçın şifresini yazdık. Galibiyetle ayrıldık. 3-0'lık galibiyet. Endrick gol asist. Muhammed Deremi oyuna girdi. 2 asist 1 gol. Birbirlerini güzel beslemişler. Endrick ve Muhammed Deremi. Deremi de devre arası transferi. Bu maçı çözen adam oldu oyuna girdikten sonra. Şimdi biz değil Monaco düşünsün. Çünkü Monaco maçına gidiyoruz gençler. Monaco maçı öncesi son antrenmanımızı gerçekleştirelim. Takım bir kaymak haline gelsin. Monaco'ya biz geldik dedirtelim. Ondan sonra da. Gerçi ilk maç kendi evimizde herhalde değil mi? Saracon'la oynayacağız ilk maçı. Kendi evimizdeki ilk maçı bir atlatalım. Monaco'yu güzel bir ağırlayalım. Ondan sonra da gidelim deplasmanda fişi çekelim. Lay 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 lay. UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu konuk ediyor Fenerbahçe. Gel bakalım Monaco. Oturmuş bir ilk 11 ile çıkacağız maça. Versus ile başlayacağım. Avrupa'da Versus sahada Monaco'yu konuk ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk şut bizden geldi. Kaleyi buldu ama gol yok. Onlar ilk şutunda gol buldu. Mayran Bado. Deniz Sakarya 2-0. Allah Allah 2'de 2. 2 şut kaleyi buldu. İkisi de gol derken Vinicius Junior farkı 1'e düşürdü. İlker beraberlik hadi. Beraberlik golü gelmedi. Abde El Azuli geldi. Şöyle yapalım. Hatta Carvalho değil de Sucu çıksın. Carvalho'nun da girmesine gerek yok. Bu şekilde başlayalım. Aa! Sanki Vestuisi çıkarmadık mı? İnşallah öyle bir hata yapmadım derken Vinicius, Vinicius Junior, Abde, Loftus-Cheek, Monaco'ya neler yaptık neler ya neler ya. Acaba değişikliği yapamadım mı diye üzülürken Monaco'ya neler yaptık öyle. Abi 83'e kadar Monaco 2-1 öndeydi. 90 artı 1'de maç 5-2'ye geldi. İşte bu takımı ben yarattım. İşte bu takımı bu hale ben getirdim. Vinicius Junior goller, asistler, şov, Abde girmiş, şov yapmış. Bu takım bir harika, müthiş bir performans gösterdik. Hak ettik bu galibiyeti sonuna kadar. Lige döndük. Ligde konuğumuz Konyaspor. Konya'yı kendi evimizde ağırlıyoruz ve Endrick'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz. 14. dakika.
14'te attık ve yarım saatlik dilimi de böyle geçiyoruz. İlk yarıda 2'ye atarsak güzel olur gençler. Bir tane daha zorlar mıyız? Hayır gelmedi. Hendrik gelsin. Abde gelsin oyuna. Valentin, Barco ve Tavares ikilisini oyuna alıp böylece devam edeceğiz. Hendrik'in golüyle ilk yarı önde kapattık. Elliot ikinci yarıda 2-0'a getiriyor Harvey Elliot. Hendrik 3-0. Maçı kopardık artık. 27 şutta 16'sı kaleyi bulmuş. 4-5 Elliot Tavares. 5-0'lık galibiyet Konya'ya karşı. Rekorları alt üst etmeye gidiyoruz. Rekorları alt üst etmeye gidiyoruz. Hendrik, Eggers, Verstuis, Vinicius Junior asistleri yapmışlar. Verstuis de asistini yapmış. Sonradan giren Tavares de golünü attı. Ligde herhalde gol rekoru kırıyoruz bu sezon. Değil mi? Beşiktaş da kazanmış bu arada. Farkı daha da açmamıza izin vermediler bu hafta için en azından. Şöyle baktığımız zaman da ligde averaj 113 averaj. 122 gol atıp 9 gol yemişiz ligde. Muazzam bir istatistik. Yani o mağlubiyeti de nasıl aldık bilmiyorum ama biraz kaza kurşunuydu. Gol krallığında bizimkiler var. Israrla zorluyoruz ama Gomez de zorluyor. Maxi Gomez Trabzon'u. Asistlerde Loftus-Cheek 11, Sova 15. Yakalayamıyoruz. Vinicius Junior'da 11. Listede varız. Zirvede yokuz. Ama en ileride hep bizimkiler var. Loftus, Cancelo, Tavares, Ilgers. İki tane sağ bekim de var. Ve Vinicius Junior. Altın ayakkabı için zirvede miyiz? Vinicius Junior 54 golle zirvede. Endri 45, Haaland 43 gol birbirlerini takip ediyorlar. Asistlerde Doucouré nereden çıktı ya? Jeremy Doku 21, Kevin De Bruyne 21, Bruno Fernandes 20, Saka 19, Enzo 19, Vinicius 17'de kalmış. Bizden zaten listeye kimse girememiş başka. Güzel yani şu ilk sezonda bir de Avrupa'dan UEFA kupasını koparırsak var ya, yemin ediyorum tadına yenmez, her şey çok güzel gidiyor. Gençler PES'te çıktım, gerçekten çok yoruldum. Ama yorulduğuma değdi. Güzel bir video oldu yine. Başarılarla dolu. Özellikle Avrupa maçta. O nasıl bir geri dönüş öyle. Takım cin cin. Hadi gençler. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben de gideyim yatayım. Çok geç oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Aman aman.